Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda son günlerde en çok merak edilen konuların başında gelen yurt dışından engelli raporuyla nasıl vergisiz otomobil alabileceğinizi anlatacağım. En son 2022 güncel bilgileriyle. Bu konu şu sıralarda çok önemli. Çünkü ÖTV muafiyeti üst limiti 600.000 TL bandına çekilirse Almanya, Fransa gibi gurbetçilerimizin yoğun yaşadığı ülkelerden getirilebilecek otomobil yelpazesi bayağı genişliyor arkadaşlar. Engelli bireylere tanınan muafiyetler kapsamında yurt dışından otomobil getirmenin bazı kıstasları var. Bu kıstasları sırayla belirteceğim. Ama bunların en önemlisi ortopedik engelli olmak. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Ortopedik engelli ibaresi doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi nedeniyle alt ve üst ekstremite sakatlığını ifade ediyor. Hangi ortopedik sıkıntıların ÖTV muafiyette araç aldırabileceğini daha önce yaptığım birçok videoda söylemiştim. Her ortopedik sıkıntı ÖTV muafiyette araç aldırmıyor ama çoğu aldırıyor diyebilirim. Mesela ayak kısalığı aldırabiliyorken belinizdeki bir problem aldıramıyor. Bunun ayrımı aslında kısa yoldan şöyle. Eğer ki ortopedik sıkıntınız manuel vitesli araç kullanmanıza mani ise ÖTV muafiyette araç alabiliyorsunuz. Peki ne tür araçlar getirilebilir yurt dışından? Bunun da iki kıstası var. 1. Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araçlar. Bu kişiler tarafından kullanılmak üzere özel suretle imal edilmiş, hareket ettirici tertibatı bulunan motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan otomobiller. 2. Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmayan araçlar. El ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olan kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan engelli kişinin 3. dereceye kadar kan ve sıhhi hısımlarından biri sürücü veya kişi ile iş akdine bağlı olmak üzere istihdam edilen sürücü tarafından kullanılan minibüsler ile portatif koltuklar hariç olmak üzere sürücüsü dahil 6 ila 9 oturma yeri olan engelli kişinin rahatça taşınabilmesine imkan verecek tavan yüksekliğine sahip olan motorlu kara nakil vasıtaları muafiyet kapsamında ithal edilebilir. Araçta bulunan özel tertibatın kişinin engeline göre yurt dışında yaptırılmış olması gerekiyor. Diğer bir ifadeyle aracın engelli aracı olarak ithali amacıyla Türkiye gümrük bölgesine girmesinden önce araçtaki özel tertibatın yapılmış olması gerekiyor. Özel tertibatlı araç ithalinde yaş sınırı var mı? Aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibariyle kayıt ve model yılı dahil 3 yıldan eski olmaması gerekiyor arkadaşlar. Peki hangi araçlar muafiyet kapsamına girmiyor? Sadece otomatik vitesli olan araçların, özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların, engelli kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan araçların, arazi araçlarının muafen ithali mümkün değil. Ancak 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gaziler için araçların özel tertibatlı olması gerekmiyor. Muafiyet, gümrük vergisi, ÖTV ve KDV yurt dışından araç getirmek için nereye müracaat ediliyor? Özel tertibatlı engelli aracı için araç Türkiye'ye getirilmeden önce engelli kişinin bizzat kendisi, vasisi veya temsilcisi tarafından aşağıda yer alan yetkili gümrük idarelerinden birine müracaat edilmesi gerekiyor. 1. Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü. 2. Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü. 3. İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü. 4. Gebze Gümrük Müdürlüğü. 5. Malatya Gümrük Müdürlüğü. 6. Rize Gümrük Müdürlüğü. 7. Mersin Gümrük Müdürlüğü. Ankara Gar Müdürlüğü bunların içinde en deneyimlisi ve iş bileni diyebiliriz. Müracaat için hangi belgeler gerekiyor? Yetkili gümrük idarelerinde her ayın ilk salı günü komisyon toplanmakta ve başvuruları değerlendirerek karara bağlamaktadır. Engelli kişinin araç Türkiye'ye getirilmeden önce yetkili gümrük idaresine müracaat edip
engelli komisyonundan araç getirebileceğine dair onay alması gerekiyor. Komisyona katılım başvuruları ise E-Devlet üzerinden sunulan engelli araç ithal sistemi başlıklı hizmet aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bizzat engelli kişi tarafından kullanılan araç için engelli kişinin adına düzenlenmiş sürücü adayları ve sürücüler için sağlık raporunun aslı veya söz konusu raporu düzenleyen kurum tarafından ya da noter tarafından onaylanmış örneği, söz konusu raporda özel tertibat kod numarası, ilgili engelli kişinin hangi sınıf sürücü belgesi alacağının belirtilmiş olması gerekiyor. İlgili kişi tarafından kişinin yurt dışında yerleşik bulunduğunu ülkenin resmi bir hastanesinden alınan rapor ibraz ediliyor. Raporun Türkçe tercümesi de gerekiyor. Söz konusu raporda özel tertibat kod numarası ile engelli kişinin hangi sınıf sürücü belgesi alacağının belirtilmiş olması gerekiyor. İlgili kişi tarafından kişinin yurt dışında yerleşik bulunduğu ülkenin resmi bir hastanesinden alınan rapor ibraz ediliyor ise raporun Türkçe tercümesinin de bulunması gerekiyor. Engelli kişinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre A veya B sınıfı sürücü belgesi, yurt dışında ikamet eden engelliler için ikametin Türkiye'ye nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi de gerekiyor. Aracın yurt dışından bir bedel karşılığında gerçek kişi tarafından satılması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi, tüzel kişi tarafından satılması halinde ise fatura aslı ve her iki belgenin Türkçe tercümesi, araca takılan özel tertibata ilişkin fatura, nüfus cüzdan örneği, engelli kişinin yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği gerekiyor. Bizzat engelli kişi tarafından kullanılmayan araçlar için Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumundan alınmış kişinin el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olduğunu ve kişinin rampa veya lift sistemli araç ile taşınabileceğini gösteren Sağlık Kurulu raporunun aslı ve aslının bir kamu kurumu tarafından ya da noter tarafından onaylanmış örneği, yurt dışında ikamet eden engelli kişiler için ikametin Türkiye'ye nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleşim yeri naklinden önce satın alınan aracın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi de gerekiyor. Yerleşim yeri Türkiye'de bulunan engelli kişiye 1. Yurt dışından bağış yapılması halinde aracın bağışlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile bağış belgesi, 2. Aracın yurt dışından bir bedel karşılığında gerçek kişi tarafından satılması halinde taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi, tüzel kişi tarafından satılması halinde fatura aslı ve her iki belgenin Türkçe tercümesi gerekiyor. Bunların dışında şu belgelerde isteniyor: araca takılan özel tertibata ilişkin fatura, nüfus cüzdan örneği, engelli kişinin yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği. Karara bağlanma süreci nasıl oluyor? Özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma giriş talebi yetkili gümrük müdürlüğünde oluşturulan heyet tarafından değerlendirilerek karara bağlanıyor. Gümrük müdürlüğünde toplanan komisyon tarafından İbraz edilen sağlık raporu ve kişinin durumunu dikkate alınarak engelli kişinin ithal etmek istediği araçtaki engelinin gerektirdiği özel tertibat belirleniyor. Komisyonun toplanacağı gün ilgili engelli kişi de anılan gümrük idaresinde hazır bulunur. Ancak el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş kişilerin komisyona katılması zorunlu olmayıp vekalet vereceği başka bir kişi ya da varsa vasisinin temsilci olarak komisyona katılması da mümkün. Aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu kararın oy birliğiyle verilmesi gerekiyor. Komisyon kararı yetkili gümrük müdürlüğünce düzenlenen komisyon karar belgesinde belirtilir. Kararın olumlu olması halinde karar belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay arkadaşlar. Araç serbest dolaşıma nasıl girer? 1. Özel tertibatlı araç tertibatlandırılmış olarak giriş gümrük idaresine sunulur ve söz konusu gümrük idaresinde
aracın bir nolu taşıt takip programına kaydettirilmesi gerekir. 2. Komisyon karar belgesinin geçerlilik süresi içerisinde istenilen belgelerle birlikte komisyon karar belgesini düzenleyen yetkili gümrük müdürlüğüne başvurulur ve araç söz konusu gümrüğe teslim edilir. 3. Gümrük müdürü veya yetkilendireceği gümrük müdür yardımcısı başkanlığındaki iki muayene memurundan oluşturulan bir heyet tarafından aracın söz konusu komisyon karar belgesine uygunluğunun tespit işlemleri yapılarak uygun bulunması halinde ithaline izin verilir. 4. Yetkili gümrük idaresince araç için düzenlenecek trafik belgesinin satılamaz, devredilemez şerhi konularak trafik kaydı yapılmak üzere ilgili trafik tescil idaresine gönderilir. Engelli kişi tarafından bizzat kullanılması gereken araçların başkalarınca kullanılabilmesi mümkün müdür? Normal şartlarda bu araçların sadece engelli kişiler tarafından kullanılması gerekiyor. Ancak beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı halinde engelli kişinin araçta bulunması şartı ile başka bir kişi tarafından da kullanılabiliyor. Özel tertibatlı aracın devir ve satış koşulları neler peki? Kişilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmak suretiyle bir özel tertibatlı aracı serbest dolaşıma sokmak istemeleri halinde halen adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı aracı satmış veya başka bir engelli kişiye devretmiş olmaları gerekiyor. Engelli kişi tarafından aracın engelli olmayan başka bir kişiye satışında aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 10 yıllık süre dolmuş ise gümrük vergileri aranmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, prosedürler biraz gözünüzü korkutabilir. Ama yurt dışından ÖTV muafiyetli otomobil işlemlerine başladığınız an işler hızlı bir şekilde ilerliyor. Yurt içinde otomobil bulmanın biraz zorlaştığı şu dönemlerde yurt dışından istediğiniz aracı bulabilir, daha uygun rakamlara Türkiye'ye getirip kullanabilirsiniz. Avrupa'da yakınları bulunanlar için kolay bir şekilde araç temin edilebilir. Tertibat taktırılıp getirtilebilir. Bağış kabul edilebilir ama yakını bulunmayanlar için süreç biraz daha zor diyebilirim. Bu kişiler aracı firmalar aracılığıyla araçları getirebilirler. Ama ortalama 2500 euro komisyon vermek durumundalar. Bu yüzden astarı yüzünü geçebilir. Onun için aracı kurumları tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Her türlü soru ve sorunlarınızı bize yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.